Evet, selamun aleyküm değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Gerçi bu son günlerde yaşanan olaylardan sonra ne kadar güzel bir hafta geçiririz, orası da tartışılır ama videonun kapak resminden de gördüğünüz gibi İnsan diye bir başlık koydum. Yani bazen böyle tek başımayken çok düşünüyorum, ediyorum. Biz insanlar bu dünyaya niye sığamıyoruz? Ben anlam veremiyorum. Yani iyi olmak bu kadar zor mu? Çok tabii konuşulacak mevzu var ama bilmiyorum ya. Yani çok enteresan şeyler yaşanıyor. Gençler çok enteresan ortamların içerisindeler. Enteresan cinayetler mi diyeyim artık, ne diyeyim yani. Discord'da geçen de yaşanan olaylarla alakalı haberlerde çıktı. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir? İnsanlar nasıl bu kadar kötü oluyor? Ben onu da bilmiyorum yani, gerçekten üzülüyorum, sorguluyorum. Hani nereye gidiyoruz diyorum kendi kendime. Bilmiyorum, çok değişik. Yani çok da fazla açıkçası keyfim yok ama işte böyle bir canım sıkıldı, dedim bana gireyim biraz, dedim kafa dağıtayım. Evet, bugün mezarcı Duke karakteriyle takılacağız. Çok da fazla lafı uzatmayayım. Böyle başlara dalalım bakalım. Gücümüz çok fazla değil. Yani 143 gücünde falan herhalde. Hatta bu maçtan sonra bir karaktere bakarız. Bu ne ya? İmha 4 geldi. Bu bizi parçalar abi. Ezici karakterini de almış. Neyse bakalım. Karakterleri çok test etme fırsatım olmadı. Şimdi videodan önce aklıma geldi. Dedim bunu da takılayım dedim ya. Evet, 1-1 yaptık. Ezici'yle maçımız bakalım nasıl geçecek. Evet, alttan yuvarladı rakip. Rakip bizi imha edecek. İlk yaptık. Böyle bakalım, bir öne bir geçebilirsek. Geçemedik abi. Beraberliği gene yakaladık. Bir öne geçebilirsek. Evet, öne geçtik. Ezici'ye karşı. Bakalım galip gelebilecek miyiz? Şöyle alttan. Vay, ne oldu öyle, vuramadım oralarda. Böyle hadi hadi abi, bir tane daha, bir tane daha lan. Ah be. Evet ama keyifli maç oluyor. Evet, geriye düştük tekrar. Karakterin henüz ne oldu? Karakterin henüz 10 slotlarını çıkartamadım. O yüzden istediğim güce ulaşamadı. Antrenörümüz de yok. Evet, öne geçtik tekrar. Bir türlü farkı ikiye çıkartamadık. Evet, şimdi çıkarttık. Son 30 saniye. Herhalde güç açmaz bu saatten sonra. Açarsa da artık kendi bileceği bir iş, kendine yakıştırırsa açar ama açmaz sanmıyorum. Evet, farkı yavaş yavaş açmaya başladık. Evet, 10'a 5 yaptık ve maçımızı aldık. Kardeşim bol şans. Güzel maçtı. Eline koluna sağlık. Evet, karakterimizin şöyle güçlerini bir kontrol edelim. Bir dakika. Diyemiyoruz abi. Evet, 140 boyut, 149 şut, 143 zıplama, 140 hızımız var. Toplam gücümüz de 143. Artı onları olmadığı için tabii biraz düşük kaldı. Artı onları olsa 5 tane güç bile eklesek bu karakter ortalama 148-149 gücüne çıkar. Ama tabii mevcut şu andaki bu karakterlerle kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. Şu anda oyunda artık kimse
160 gücün altında hiçbir karakterle oynamıyor abi. Yani böyle bir enteresan bir hal aldı oyun. Evet, Turabi geldi. Turabi, ulan saçları da aynı Turabi'ye benziyor ya. Valla. Şöyle alttan atamadık. Şöyle zıplaya zıplaya gelelim. Şöyle alttan yuvarlayalım. Evet. Üstten gitti. Alttan dedik, üstten vurduk abi. Böyle 2-0 yaptık. Bir saniye. Bir tane. Evet. Takım ayakkabısını almış. Dört sıfır yaptık rakibe karşı. Rakip bir gol daha yediği zaman çıkacak. Ah be, çıkar diyordum. Bu gol onun şu anda umutlarını yeşertti. Atamadı da. Evet, son zamanlarda hem dünyadaki savaşlar, hem bizim ülkemizde yaşanan olaylar, ben şahsımı ciddi anlamda bazı şeyleri sorgulamama ve düşünmeme sebep oluyor. Dünya nereye gidiyor bilmiyorum. Neden biz insanoğlu bu dünyaya sığamıyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Yani baktığın zaman topu topu ortalama insan ömrü 70 ve 80 diyelim. Hadi 100 de ya. Fazladan gidiyorum. O kadar değil de. Abi topu topu yaşayacağımız süre belli ya. Yani bu kadar kötülüklerin içerisinde bilmiyorum ki ya. Evet, Kupit geldi. Tehlike Zaza. Biz biraz küçük kaldık yanında. Antrenörü de var. İşimiz biraz zor. Hadi, ah be, at, ah, kendi kalesine attı. Hadi be, yemedi lan. Oo, güzel maç oluyor. Kaç saniye geçti? Bak, gol yemedi. Biz de yemedik. Heh, 2-0 yaptık. Tehlike Zaza. Güzel oynuyor ama Allah var. Kardeşimin ellerine kollarına sağlık. Tabii antrenörü de var. Çok büyük şu anda Kupit. 4-0 yaptık. Bu arada bana özelden ulaşıp yazan kardeşlerime, onlar kendilerini biliyor. Bazen şöyle bir serzenişte bulunuyorlar bana. Abi eskisi gibi çok böyle oyunda aktif değilsin. İşte ne bileyim, arkadaşların falan vardı böyle canlı yayınlara gelirdin ederdin. Çok fazla gözükmüyorsun tarzında. Valla kardeşim ben size bir şey söyleyeyim mi? İnanın bazen böyle yaşananlara bakıyorum. Oyunun içerisinde de bu böyle. Ulan var ya adam. Oyunda da bazı şeyler çok midemi bulandırıyor. O yüzden kendimi biraz böyle geri çektim. Sadece video çekiyorum. Kendi halimde takılıyorum. Bu yaşanan bazı olaylar biraz bakıyorum böyle. Eyvallah kardeşim. Eline koluna sağlık. Ben bu kadar XX large olamam ya. Valla. Yani bile çok XX large abi. Bilmiyorum, bana garip geliyor. Ben oyuna başladığımdan beri kendime göre bir duruş ve karakter sergilemeye çalışıyorum. Beğenirsin beğenmezsin. Ama o çizgimden, kendi doğrumdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Evet, düşük bir rakip geldi. Devran. Devran düşük dedik ama golü çaktı abi bize. Şöyle bastıralım. Evet. 2-1. Yavrum benim be.
Golün güzelliğine bak. Adam kafayı sıyırdı ve maçı terk etti. Evet, bu arada yükselme bölgesine gelmişiz. Böyle enerjimizi yenileyelim ve seri olarak maça girelim. Evet, şöyle güzel rakip gelsin abi. Güçsüz karakter alınca iyi rakipler geliyor. Maçı sal diye bot gelecek abi. Çıkalım. Şöyle bir daha girip şey yapalım bakalım. Heh, kafa kralı geldi. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız şimdi pençeye? Oho, şey de var. Adını sen söyle. Antrenör de var. Biz mümkün değil, bunu hayatta yenemeyiz abi. Hayatta yenemeyiz var ya. Bu bizi sakız gibi çiğne. Of, baksana abi şuta. Biz bunu mümkün değil yenemeyiz. Oho, gol atarsak ne hala. Heh, attık bir tane. Oh. Abi bir de 3x kullanıyorsun. Yapma, gözünü seveyim ya. Ya karakteri görmüyor musun ya? Ah be. Neyse, oynayalım bakalım. Adamın kendi özeli. Açar açmaz ne diyeceksin? Niye açıyorsun mu diyeceksin? Adam öyle yapmak istiyor. Açıyor. Ah be. Ulan biliyordum onu yapacağını ya. Heh. Güzel. Heh. Ay. Haydi. Duman olduk abi. Eh be, atamadık. Ama bu karaktere güç açmak, yani bilmiyorum abi, ne bileyim yani, herkesin kendi özeli, bir şey diyemem de. Neyse ya, bir şey demeyeceğim abi. Öyle keyif alıyor demek ki, ne diyeyim. Eline koluna sağlık. Keşke güç açmasaydın ama. Ne oldu? Haydi. Oyundan attı bizi. Tüh. Yani zaten pençeyi almışsın. Antrenörü almışsın be mübarek. Kaç? 180 gücünde misin? Kaç gücündesin? Bir de 3x almışsın. Ne bileyim. Değişik yani. İnsanlar oyuna farklı bakıyor demek ki. Ne diyeyim. Saygı duymamız lazım. Herkesin birbirine saygı duyması lazım zaten. Saygı duymadığımız için bu dünyada, ülkemizde bunlar oluyor işte. Yapacak bir şey yok abi. Kim geldi? Sami Akpınar. Hadi bakalım Sami, bol şans. Böyle 1-0 yaptık. Bunu geç. Duy. Atar mıyız? Güzel. Ne oldu? Tahminin güçler patlayınca arkasına bakmadan kaçacak herhalde. Evet, tahmin ettiğim gibi Sami arkasına bakmadan kaçtı. Böyle enerjimiz iki tane maça müsait, o maçları da atalım. Ondan sonra ben ufaktan sizlere veda edeyim.
Videoma like atmayı, yorum atmayı ihmal etmeyin. Takip etmeyen kardeşlerim beni takip ederse çok mutlu olurum. Ve evet 1-0 yaptık. Rakibin 12 tane özeli var. Bizim 11 tane. Gücümüz de tabii ondan biraz düşük haliyle. Evet 3-0 yaptık. Efsane Antik Golem'e karşı 4-0. Ve rakip gitti. Ya geçen bir saniye ya ona bir bakacağım. Geçen benim son videomda mıydı? Nerede? Bir yerde bir yorum gördüm. Kardeşime bir cevap vermek istiyorum ben ya. Bir saniye. Buradan en yeni yorumlar desem. Yok. Burada değilmiş. Bir dakika. Burada değil. Hatta şuradan telefondan kontrol edeceğim. Bir saniye. Destansı çark videoma bir kardeşim yorum atmış. Lucifer Mike Elsin diye. Bir de emoji falan atmış. Kardeşim siz videoları nasıl izliyorsunuz bilmiyorum. Adam demiş ki ben destansı çark diye böyle kendim bir tane çark yaptım. İşte oraya karakterleri koymuştum. Çevirdikçe hangi karakter gelirse onunla maç atıyorum diye. İzleyen kardeşlerim zaten bilir. Adam demiş ki yorum abi. Ne destansı çarkı? Milleti kandırıyorsun. Milleti mi kandırıyorsun demiş. Ne dersin abi? Yani adam videoyu nasıl izlemiş? Nasıl bu yorumu yapmış? Ben inanamadım yani. Mesut Doğu. Evet son maçımızı atıyoruz. Antrenör var. Hadi bakalım. Böyle ah. Böyle bir daha üstten. Hadi. Hadi. Kardeşim mobil belli. Alttan böyle yumuşak yumuşak. Yuvarladı abi. Evet 1-1 yaptık. Uf. Güzel. Herkes de antrenör var ya. Vallahi. Al işte. Yediğim gole bak. Dört üç yaptık. Haydi. Adam mobil falan ama bizimle çatır çatır karşılıklı gol atıyor bize abi. Evet farkı 2'ye çıkarttık. Şöyle zıplaya zıplaya gelelim. Atalım. Hadi be. Adam son golden sonra morali bozuldu. Evet. Videonun sonuna geldik. Beni takip eden, destekleyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Son sözüm. Abi insan olarak iyi olalım ya. Vallahi. Bu dünya boş. Boş. İnanın boş yani. Kötü olmak için bu kadar mücadele vereceğinize iyi olun ya. Yani iyi olmak gerçekten daha güzel yani. Evet, herkes kendine dikkat etsin. Allah'a emanetsiniz. Herkese her ne kadar şu andaki yaşanan olaylardan dolayı ne kadar iyi oluruz bilmiyorum ama güzel bir hafta diliyoruz tekrardan. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm.